Sevda bak. Bu muydu senin sevgin? Hiç bitmez neden aşkın bu muydu? Hani bizi kimse ayıramazdı? Hani kimsenin gücü yetmezdi? Ben aptal gibi senin için neler yapıyorum? Sen burada ne yapıyorsun? Yazıklar olsun. Sevda sen yanlış anladın. Biz gözleriyle sadece... Bırak sus! Bırak sus! Tek kelime bile etme bana. Her şey ortada zaten. Sevda yanlış anladın. Düşündüğün gibi değil. Ya biz burada... Ya sen hala ne hakla konuşuyorsun? Zahmet edip de bana sevgilini savunma. Cerrah Bey ne olur yeter artık yapmayın, kasıldınız kaldınız. Ben çok üzülüyorum, böyle bırakıp da gidemem de sizi. Kendimi suçluyorum olanlardan. Sizin bir suçunuz yok Hayat Hanım. Siz bana gerçeği göstermeye çalıştınız. Ama ben kardeşime inanmayı tercih ettim. Koray böyle bir şey yapmaz dedim. İnsan sevdiğine konduramaz ki böyle bir şeyi. Kardeşim böyle bir şey yapmaz deyip kestirip atacağıma... Koray'ın her şeyi yapabileceğini düşünseydim böyle olmayacaktı. Cerrah Bey unutun şunu. Unutun şu an bunun size bir faydası yok. Bana kardeşinizi tanıyor musunuz diye sormuştunuz ya. Tanımıyormuşum Hayat Hanım. Onun böyle bir şey yapacağını düşünmedim bile. Onun sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini bilseydim... belki şu an bu kadar yıkılmayacaktım. Cerrah Bey bakın eminim o da üzülecek. Bir gün hatasını anlayacak. O tokadı ben kendime atmalıydım. Onun bir suçu yok. Demek ki ben bir yerde yanlış yapmışım ki o da bu kadar gaddar, acımasız bir çocuk oldu. Cerrah Bey siz onu iyi, güzel yetiştirmek için elinizden geleni yapmışsınız. Evet benim tamam sizinle alakalı önceden şüphelerim vardı ama sizi zamanla tanıdım. Anladım ve eminim siz onu çok iyi yetiştirdiniz. Her istediğini yaptığım için mi böyle oldu? Onun için mi her şeye hükmettiğini zannediyor? Evet Cerrah Bey. Koray istediği her şeyi kolay elde etmeye alışmış bir çocuk olabilir. Bunda sizin payınız olabilir ama tek suçlu siz değilsiniz. O başlı başına bir karakter. Hayat Hanım, çocuklar büyükleri ne yaparsa aynını yapar. Demek ki o da benim ve etrafımdaki dünyaya örnek aldı. Geçmişinizden kurtulamazsınız demiştiniz ya. Yine haklı çıktınız. Geçmişim şimdi bir kez daha Koray'la birlikte gözlerimin önünde büyüyor. Ve bunun ne demek olduğunu siz bilemezsiniz. Burada olduğunu tahmin ettim ve geldim. Teşekkür ederim Koray. Ne için? Telefonum varken... 5 dakikada bir telefona bakıyordum. Burak aradım, mesaj attım diye. Şimdi gerek kalmadı. Beni bu dertten kurtardı. Bir de sana telefon borçlandı değil mi? Daha iyi oldu böyle. Ve yine teşekkür ederim. Bu teşekkür ne için? Sen olmasam benim aklıma hiç gelmezdi Hayat Hoca'nın evine gitmek. Onları beraber gördüğün için mi teşekkür ediyorsun bana? Ha? Düşmanımın hedefine ne kadar yaklaştığını görmüş oldum. Evden atıldı ya. Direkt aramıştır Hayat Hoca'yı. Her türlü krizi fırsata dönüştürüyor herif ya. Koray ben delirecek gibi oluyorum. Delirecek gibi oluyorum. Onları böyle yan yana düşündükçe çıldırıyorum ben. Bir de bana sor. Akşam birlikte yatıyorlar, sabah birlikte kalkıyorlar. Aynı odada, aynı evin içinde sürekli yan yana dip dibe delireceğim Koray.
Sevda kes. Sevda kes. Koray düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Aynı evin içinde dip dibeler sürekli yan yana. Yeter! Yeter, 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 yeter. Koray. Özür dilerim, özür dilerim. Koray. Koray ben bunu ben. Özür dilerim. Ben zaten bu düşüncelerle kafayı yemek üzereyim Sevda. Üzerime gelme ne olur. Hiç iyi hissetmiyorum kendimi Koray. Böyle boğulacak gibi oluyorum, çok kötü. Hastaneye gidelim mi? Ha? Yok, hiçbir yere gitmek istemiyorum. Ya siz erkekler hepiniz aynı mısınız? Sevda, seven bir adam başka bir kadına bakamaz. Burak'la babanı bilmem. Ama ben birisini seviyorsam başka birisine bakamam. Bakmam. Ben şu an ne istiyorum biliyor musun? Beni uyutsunlar. Ben uzun süre uyanmayayım. Uyandığımda her şeyi unutmuş olayım istiyorum. Her şeyi unutmuş olayım. Ya da bir kuş olmak istiyorum. Uçayım gideyim. Bir daha buraya geri dönmeyeyim istiyorum. Uçmak mı istiyorsun? Ha? Gel benimle. Ne istiyorsun? Asya. Gözüm. Ah. Bak bak bak. Bak gözümü görüyor musun gözümü? Çok fena toz kaçtı. Toz mu? Lan bana ne senin gözündeki tozdan ya? Git kankaların ilgilensin. Bak bak şunu hadi. Şu gözündeki tozu bir çıkarsan hadi. Ne yapıyorsun ya? Hadi hadi. Hadi çıkar. Oha oğlum işi iyice ilerletti. Şu an bildiğin Loçko Asya'ya depar atıyor ya. Bahse girerim çıkma teklifini kabul etti. Yok abi ya o kadar çabuk mu? Abi bu işler hızlı. Aşk bu. Yapacak bir şey yok. Bak şu gözümdeki tozu bir çıkar bakayım elinden hadi. Ya yani ne yapıyorsun ya? Tozu çıkartamıyor musun? Tamam o zaman üfle. Üfle hadi üfle. Ne üflemesi ne diyorsun ya? Ya bıraksana elimi. Bırakamam üfle biraz o zaman. Senin gözünde hiçbir şey yok. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Aman iyi be. Üflemezsin üfleme. Zaten geçti. Görüşürüz canım. Ne soğuk ya. Evet. Ay nasıl soğudu havalar Cerrah Bey? Hayat Hanım. Delikanlı. Buyurun bir şey mi oldu? Eğer kabul edersen kardeşim Koray adına özür dilemek istiyorum senden. Kardeşinizin çevreye verdiği rahatsızlıktan dolayı özür dileyecekseniz eğer... ...bütün arkadaşlarımdan özür dilemeniz gerekir. Hayır, bu özür senin için. Nasıl yani? Transferinin iptalini Koray istemiş. Kulüp başkanıyla konuştum, o söyledi. Hocam duydunuz değil mi? Ben biliyordum zaten böyle olduğunu. Şşş, Burak ne yapıyorsun? Sakin. Hocam nasıl sakin olayım ya? Duymuyor musunuz? Ya ağzını yüzünü dağıtacağım onu. Burak, şiddetin bir çözüm olmadığını konuşmuştuk. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Burak, lütfen sakin ol. Senden bir büyün olarak rica ediyorum bunu. Koray çok büyük bir hata yaptığının farkında ve bunun bedelini ödeyecek. Nasıl ödeyecek? Yakında öğrenirsin. Onun cezasını ben kendi ellerimle vermek isterdim ama. Burak, niye şu an Koray'a takıldın kaldın? Bardağın niye boş tarafına bakıyorsun anlamıyorum ki. Diğer tarafına baksana biraz. Sen bu olaydan sonra kendini yetersiz hissetmiyor muydun? Sorun senin yetersizliğin değilmiş. Niye meseleye buradan bakmıyorsun? Ya iyi de hocam. Bu kaçan fırsatı geri getirmiyor ki. Olanları telafi etmek için harekete geçtik bile. Merak etme Burak. Sakın bana o Koray'ın tek sözüyle benden vazgeçen kulübün beni geri istediğini söylemeyin. Bu sefer de ben geri gitmem. Tahmin etmiştim. Onun için yeni bir kulüple görüştüm. Ve seni izlemeyi kabul ettiler. 2 gün içinde seçmelerim var. Nasıl yani? Bu harika bir haber. Ya çok güzeldi. Ben tabii sevinmeye korkar oldum. Ya sevinebilirsin. Bu senin en doğal hakkın. Hem başaracağına inanıyorum. Artık bundan sonra top sende. Yani Koray'ın abisisiniz ama ona hiç benzemiyorsunuz. Teşekkür ederim. Efendim Koray. Sizin bu okulda yaptığınız entrikaları Hürrem Sultan Sarayı'nda yapmamıştı biliyor musunuz? Bak bu senin yaptıkların sonrası abinin verdiği bir karar.
Benimle bir alakası yok yani. Ama anlıyorum öfkeni kusmak istiyorsun kuz. Ama yine de bilmeni isterim. Sen benim bir öğrencimsin. Bu okuldan gidiyor olma beni gerçekten üzüyor her şeye rağmen. Hayatta inanmam. O güzel gözleriniz hiç güzel şeyler söylemiyor mu? Öyle mi? Ne diyormuş benim gözlerim? Ben kazandım diyor. Seni yenmeyi başardım diyor. Hırs yaptım, seni alt ettim. Sen de kaybettin diyor. Öyle mi? Kişi karşısındakini kendi gibi bilir. Koray, bunu hiçbir zaman unutma olur mu? Sen benim gözlerimde kendi yansımanı görüyor olmayasın sakın. Benim seninle alakalı hiçbir konuda kazanmak ya da kaybetmek gibi bir derdim olamaz. Çünkü öğretmenler öğrencileriyle savaşmazlar Koray. Öğrencileri için savaşırlar. Anlatabiliyor muyum? Hocam, ancak bu boş laflarla abimi etkileyebilirsiniz. Hatta Amerika'ya beni sürgüne göndermeye ikna ettiğinize göre... onu etkilemek için fazlasını da yapmış olmalısınız dün gece. Bak. Bu yaşıma kadar... o kadar çok öğrenci tanıdım ki... inanamazsın. Kimisiyle tartıştım, kavga ettim. Kötü anılarım oldu. Ama hiçbiri senin kadar haddini aşmadı. Hiçbiri senin kadar terbiyesizleşmedi. Yazık. Çok yazık. Ben de sizi özleyeceğim hocam. Ben de sizi her dakika sevgiyle hatırlayacağım. Ha. Bu arada abim size emanet. Eğer onunla da başa çıkamazsanız mutlaka Amerika'ya yanıma gönderin, tamam mı? Gerçi belli de olmaz. Belki Amerika'ya gitmem. Sevda, günaydın. Sana da günaydın Burak. Nasılsın? İyi değilim Burak. Bu kız bu okulda olduğu müddetçe de iyi olmayacağım ben. Sevda bak, çok saçma sapan bir yanlış anlama yüzünden kendine de bana da işkence ediyorsun. Yapma böyle. Vallahi sen hiç de işkence görüyormuşsun gibi değil Burak. Yüzünde güller açıyor maşallah. Bak. Transfer için yeni bir fırsat buldum. Belki bu sefer başarabilirim. Aman ne iyi. Bak Gözdecin uğurlu geldi sana. Artık akşam eve gidince kutlarsınız bununla. Ben ne diyeyim ki sana? Nasıldı dün akşam ev arkadaşınla? Keyifli miydi? Sevda, bak biz hayat hocalarda kalmak zorundayız. Ben de bu durumdan hoşnut diyelim. Dün gece kapıdaki haliniz öyle demiyordu ama. Sevda, bak ben en çok da senin üzülmene üzülüyorum. Lütfen, üzülme artık. Burak, lütfen üzme artık. Oğlum ne oluyor? Niye suratlarınız asık sizin? Boş ver Burak ya. Oğlum ne oldu ya? Sen burnundan solduğuna göre kesin bir şeyler vardır sizde.
Abi bir şey vardı da hallettik biz, boş ver. Ne olacak oğlum? Zeynep'in hesabı göründü. Kızı yerin dibine soktular yarışmaya gelmedi diye. Abi biz de hak edeni hak ettiği gibi muamele. Net. Kendi düşen ağlamaz abi. Ya Onur, sen de şu Zeynep'i korumaktan vazgeç abi. Abicim tamam, anlaşıldı sizin neden böyle oldunuz. O zaman Zeynep'e yüklenmeyi bırakıyorsunuz. Çünkü ben size çok güzel 10 numara bir haber veriyorum. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Dolar mı düştü, ne oldu? Şerif'in tayini falan mı çıktı? Yoksa internetler bedava mı oldu? Oğlum yoksa matematik dersi mi kaldırıldı? Yoksa Asya hayatımın aşkı abidim mi dedi? Ya Emre, şu arkadaşlara bir sus emojisi yapar mısın? Arkadaşlar lütfen. Tamam. Tamam abi. Haberi veriyorum, hazır mısınız? Abi bir kulüp beni izlemek istiyormuş. Coconut, of course, my horse. Yeah. Amazing news. Are you okay, sweetheart? Ne alakası var ya? Oğlum, ne lan bu? Niye herkes İngilizce falan? Hayırdır? Sorma abi. Bir de İngilizce çıktı başımıza. Abi hiç sorma. Biz de nedenini henüz bilmiyoruz. Şerif Hoca okulda İngilizce konuşmayı zorunlu hale getirdi. Öğrenince sana da anlatırız ama. Allah Allah. Niyeymiş ya? Niye öyle? Umme! Girls, boys, soldiers. Toplan istihbarat var. Hadi. Bana bakın. Sarıçıyan Amerika'ya gitmesin diye müdür okulu Amerika'ya çevirmeye karar verdi. Haberiniz olsun ama benden duymadınız ha bunu. İyi de Koray niye Amerika'ya gidiyormuş ki? Ne alaka? Ya, ya dur bakayım, sen şunu bir anlat bakalım tamam. Ya işte bunun o beyaz sakal abisi geldi, tamam mı? Evet. Bizim bu sarıbaşı Amerika'ya yollayacakmış İngilizce öğrensin diye. Müdür de bir sürü oyun çevirdi. Aman gönderme, lütfen gönderme dedi. Okulu Amerika'ya çevirecek. Aslında bir günde 2 tane bomba haber. Hem transfer hem Amerika. Yalnız Şerif abisi vazgeçirmeye çalışıyor olabilir. Çünkü şimdiden bak İngilizce atraksiyonlara girmiş. Ya yok ya, ben abisini tanıyorum. Sözün neri adamdır yani, dönmez sözüm. Aynen. Madem şu sarıbaş okuldan gidiyor, onu hakkıyla uğurlamak lazım bence. Ne dersiniz? Evet. O zamanında pek bir havalı gelmişti. Aynı havadan sepet diyelim gitsin. Güzel bir parti düzenleyelim. Güzel fikir. Net. Arkadaşlar. Ama şu okuldaki İngilizce meselesini de unutmayalım. Ona da bir ayar yapalım biz. Aynen. Onu atlamayalım. Bakın, bu haberi benden duymadınız, tamam mı? Ya tamam. Tamam. Bize, bizde. Tamam. Nadir. Bizde. Merak etme. Hadi. Sevda, selam. Ben dün gece hakkında birkaç bir şey konuşmak istiyordum seninle. Bak dün gece yanlış anladım. Burak'la benim aramda hiçbir şey yok. Biliyorum. Burak söyledi. Bak eğer beni dinlersen tüm samimiyetimle sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Neyim? Anlat. Sen ablamın okuldan atılmasından sebep oluyordun. Sana çok sinirliydim. O sinirle Burak'ın ilgisini çekip seni sinir etmek istedim. Doğru. Sana yakışanı yapmışsın işte. Ama başaramadın Gözde. Ne oldu? Şimdi karşıma geçmiş günah çıkarmaya mı çalışıyorsun? Hayır, şunu demeye çalışıyorum. O zaman sana gıcık oluyordum, evet. Ama dün gece seni öyle görünce gerçekten çok üzüldüm. Ben de sevdim, ben de aşık oldum. Kendimi senin yerine koyunca... Koyma Gözde. Kendini benim yerime koyma. Eğer bir gün Burak'la ben ayrılırsak, Burak benim yerime kimseyi koymaz. Çünkü benim yerimi kimse dolduramaz. Sevda anlamıyor. Sen anlamıyorsun. Burak'la beni kimse ayıramaz. Boşa hayaller kurup durma. 10 tane Gözde gelir geçer ama Burak benden vazgeçmez. Ancak ben istemezsem vazgeçer. Ha şunu da unutma. Benim olan benimdir. Ancak ben vazgeçtiğimde senindir. Benim de buna hiç niyetim yok. Sana zeytin dalı uzatıyorum. Sen o dalı kırıp ego yapıyorsun resmen. Ya uzatma bana zeytin dalı falan. Sen kimsin ki bana zeytin dalı uzatıyorsun? Çekil git başımdan, benim tepemin tasını attırma. Sen iyi niyetten ne anlarsın ki? Sevda. Ne var? Sen az önce söylediklerine inanıyor musun? Yoksa Gözde'yi korkutmak için mi salladın? Ay niye sallayayım ya? Ben söylediklerimin sonuna kadar arkasındayım. Burak seni hiçbir şekilde bırakmaz yani, öyle mi? Aynen öyle canım. Yanılıyorsun Sevda. Burak seni çoktan bıraktı.
Borlu casusları yelken açtı. Koray, ne demeye çalışıyorsun sen? Ne yaptın? Sildin mi dün geceki manzarayı hafızandan ha? Bak Koray, dün gece sen gittikten sonra Burak geldi, bana her şeyi anlattı. Ya Hayat Hoca'nın evinde mecburiyetten kalıyormuş çocuk. Zaten şimdi Göze de geldi, aramızda hiçbir şey yok dedi. Sen de inandın öyle mi? Ya Burak Göze'nin peşinden köpek gibi koşuyor be. Hangi kafadasın sen Sevda? Heh. Koray haklı mı diye düşünüyorsun şimdi değil mi? Hiç düşünmüyorum. Haklıyım. Söylediklerinin hiçbirine inanmıyorum Koray. Bir kere ben Burak'ı tanıyorum. Yani Gözde gibi salak bir kızın peşinden koşacak bir çocuk değil o. Biz birlikte büyüdük onunla. Sevda, kendini kandırıyorsun, kendini. Koray, gerçek bu. Burak beni seviyor. Sen bir görsen dünden beri gönlümü almak için neler yapıyor. Burak sadece beni seviyor. Günaydın. Buyurun yerleriniz. Ben yoklama defterini imzalarken sayfa 86. Toplumcu şiir, serbest nazım. Parçayı okuyun olur mu? Yine aranızda bir pilot var tabii. Kalkıp onu çöpe atar mısın lütfen? Pardon hocam. Teşekkür ederim. Görürsün sen. Yoklama defteri nerede? Niye sende? Getir. Arkadaşlar, öğle arasında kantinde parti veriyoruz. İsteyenler gelebilir. Kaynamayın hemen. Ders başladı artık, yeter. Şişt. Biz de gidelim mi? Oğlum, bu malların partisinden ne olacak? Ama yine de bakarız bir nedir ne değildir diye. Ya gidelim işte, biraz dalga geçeriz, eğleniriz ha. Asya, sen geliyor musun? Ya siz varsanız gelirim ben de. Asya, beraber gidelim mi? Ben zaten gidecektim de, sen geliyorsan bir daha düşüneceğim Abidin. Hop 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 hop. Yalnız satışçılar partiye gelemez. Yasak. Ya bilip bilmeden konuşmayın. Neyi bilip bilmeden konuşmayalım Gözde? Her şey apaçık ortada. Sattı o bizi. Gelemez. Hayır, satmadı. Biri gelmesine engel olmuş. Pardon, ne oluyor burada? Emel, Gözde. Ne kaynatıyorsunuz burada fıkı fıkı? Özür dilerim öğretmenim. Özür dilerim hocam. Nedir bu? Görmüyorum sanıyorsunuz. Alayım. Ne bu liste? Hocam, öğle arası kantinde bir parti yapacağız. Ne partisi? Sürpriz parti hocam. Bahse girerim, Hayat Hoca da gelir ha. Evet hocam. Gelir misiniz hocam? Hem de sizin gibi güzel bayanlar da gelecek. Şşt, tamam, kıkırdama, gülme. Abidin, sen istiyorsun diye seni kırmıyorum, geliyorum. Acı hayat olurum bak. Hadi. İyi alıştınız ha dersi kaynatmaya.
burada? Ha? Bunlar ne? Bunlar ne? Ne oluyor? Goodbye Sarıbaş. Güle güle Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Güle güle Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Bir daha gelme Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Hiç gelme Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Güle güle Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Güle güle Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Ne oluyor burada? Güle güle Sarıbaş. Goodbye Sarıbaş. Hiç gelme Sarıbaş. Kesin be! Koray, sen gerçekten Amerika'ya mı gidiyorsun? Yok öyle bir şey. Siz kimsiniz lan dalga geçiyorsunuz benimle? He? Sağdan soldan duyduğunuz şeyi inanmayın. Benim bir yere falan gittiğim yok. Boşuna yapmasınız bu tantanayı. Ya bahsi girerim, partiyi beğenmedi. Aa. Oğlum koskoca aslan parçası Amerika'ya gidiyor. Biz Dyson yapmalıydı. Doğru. Adam haklı beyler. Yani palyaço falan getirseydik bari. Ya kendisi palyaço oldu zaten. Bırak ya. Benden kurtulmak için yapıyorsunuz ha bunları. Elinizde olsa hayatımı oynayacaksınız be. Sen başkalarının hayatıyla oynuyorsun ya Koray. Hı? O engellediğin transfer benim hayatımdı oğlum. Transferi mi? Nasıl bir insansın ya sen? Tamam ben de. Tamam sakin ol. Transfere gelmemiş. Oğlum bak. Bu zamana kadar aramızda sürekli gerginliği tırmandırıp duran sendin. Senin yüzünden vapurdan düştük lan biz. Yumruk yumruğa birbirimize girdik. Artık sana bir ayar vermenin zamanı geldi. Amerika'ya gidiyorsun ya belki adam olursun. Güle güle. Oğlum zaten sana bu okul yaramaz artık. Sen herkesi karşına aldın. Aynen öyle. Sadece bana değil, bütün arkadaşlarıma saygısızlık yaptın. Her fırsatta ezdin bizi. Sen herkesin huzurunu kaçırdın Koray. Aslında senin hak ettiğin bir temiz dayaktı ama dua et şiddete karşıyız. Net. En kötüsü de Zeynep'in yarışmaya katılmasını engelledin. Ne? Ne? En kötüsü bir yarışma. Lan okulun yarışmasıydı o be. Bu insanların suçu ne ya? Senin derdin benimleydi, benimle. Herkesin üstüne çamur gibi sıçradın. Zeynep'le Onur'un yarışmaya katılmasını engelledin de ne oldu? Eline ne geçti engelleyerek? Zeynep'i alıkoydun da ne oldu? Ödülü kaybettik diye bittik mi yani? Heh, bittik mi? Üzüntümüzden öldük mü? Sen sadece kendini küçük düşürdün. Gözde ben öyle bir şey yapmadım. Kimseyi alıkoymadım. Tabii. Transferi de sen engellemedin değil mi Koray? Tarhan bir şeyler yap. Ne yapayım Asya? İster inanın ister inanmayın. Ben Zeynep'i engellemedim. Onunla hiçbir alakam yok. Kesin öyledir. Söylesene kızım. Doğruyu söylesene. Ne istiyorsun? Okul dışında bir kere karşılaştık mı seninle ha? Yarışma günü bile görmedim mi seni be? Söylesene doğruyu. Lan lan. Lan 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 lan Ya oğlum tamam. Bunun için disiplin suç almaya değer mi ya? Sakin ol. Bana iftira atarsınız ha. Çok pişman olacaksınız. Özellikle sen iftiracı pislik. Çok pişman olacaksın. Hepinizi mahvedeceğim ben. Bir utanma. Rezil edeceğim rezil. Göreceksiniz. Hadi ol hadi. Hayırdır nedir bu kepazelik? Arkadaşlar zaferlerini kutluyor hocam. Bakın görün en sevdiğiniz öğrencileriniz ne yapıyor? Benim Amerika'ya gideceğimi sanıp ufacık akıllarıyla alay ediyorlar benimle. Buyurun hocam. Buyurun siz de girin partiye. Devam edin. İyi eğlenceler hepinize. Ama unutmayın. Son gülen iyi güler. Hepiniz göreceksiniz. Ya yürü git şuradan be. Hadi ya. Goodbye Koray. Goodbye Koray. Ne oluyor? Bana parti parti dediğiniz bu muydu? İndirin bunları. Bu ne rezillik, bu ne kepazelik? Yakışıyor mu size? Yazıklar olsun. Koray! 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 Dur, nereye gidiyorsun? Koray! Biz sensiz ne yapacağız burada ya? Abinle konuş, ne olur bak bir şeyler yap, gitme. Hem sen gitmek istemiyorsan git. Ya tamam, susun, susun! Benim de kafamda bir şeyler var. Öyle hemen teslim bayrağını çekecek değilim. Oğlum. Sana bu yaptıklarının hesabını sormadan nereye gidiyorsun zaten sen? Yok, o iş kolay da. Bundan sonra Burak'ın değil abi.
Sadece Burak'ın değil, hepsinin korkulur Yasin. Hepsinin. En başta da o Zeynep midir nedir var ya, hani bana iftira atan. Onun. Cezasını çok kötü çekecek. Çok kötü. Aynen. Hocam biz haklıyız, net. Öyle mi? Ve kendinizi böyle ifade ediyorsunuz. Bravo. Siz şu anda haklıyken kendinizi haksız duruma düşürüyorsunuz. Yaptığınız başka hiçbir şey değil. Belki siz bunu yapmasaydınız evine gittiği zaman pişman olacaktı. Hatasını anlayacaktı ama siz onunla aynı dilden konuşarak sadece duruma işlediniz. Başka hiçbir işe yaramadı yaptığınız. Aferin size. Hocam Koray bunu fazlasıyla hak etti. Yani Burak'ın transferini engelledi. Bir de Zeynep'in şarkı yarışmasına çıkmasını da engellemiş hocam. Yani bize bu kadar zarar veren birisinin gidişine tabii ki sevineceğiz. Ne diyorsunuz siz ya? Zeynep'e sorun hocam. Evet hocam öyleymiş. Zeynep? Doğru mu bu kuzum? Evet hocam. Yoksa Zeynep bizi yarı yolda bırakır mı? Onurcuğum. Sana sormadım, Zeynep'e sordum. Doğru mu bu? Koray mı engelledi seni? Allah Allah. Gördünüz mü hocam? Şimdi izin verin de partimizi yapalım. Hayır efendim. Yok öyle parti marti. Bütün bu saçmalığı hemen toparlıyorsunuz kağıtlar geri dönüşüm kutusuna. Parti bitmiştir. Bu kadar itiraz istemiyorum. Toparlayın haydi. Gözlerine de bak. İyi ki doğdun Suat. İyi ki doğdun Suat. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Suat. Aa, bizi ne mi bekliyordunuz? Ben partime birkaç kişi davet ettim de. Ben açayım o zaman. Sürpriz! Hoş geldiniz çocuklar. Sağ olun, nasılsın canım? Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Yakışıklı. Hadi gelin bakalım. Oğlum sen de niye asıyorsun suratını? Yani yabancı evde misin? Hayat hocanın evindesin. Hem biz senin arkadaşın değil miyiz? Bizden niye saklıyorsun ki? Ya zaten artık saklayacak bir şey kalmadı. Hepiniz biliyorsunuz. Hadi hadi. Gelin bak kurabiyeler, pastalar, kekler, tabaklar burada, meyve suyu alın. Yok oğlum, bütün İstanbul'u mu çağırdın lan? Burada. Bunlar da meyve suyu alın hadi. Merhaba. Merhaba. Şey, beni Suat davet etti ama rahatsızlık vereceksem çıkabilirim. Yok olur mu öyle şey? Hoş geldin. Hoş bulduk. İçeri girebilir miyim artık? Yani malum kapıdaki en son karşılaşmaları hatırlayınca daralıyorum. Tabii buyur. Sevda abla hoş geldiniz. Sevda. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkürler. Sevda hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Al Sevda. Nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum. Ay kuzum ne kadar özlemişim. Hadi geç geç. Otur. Ya. Hadi baktım ben, baktım ben. Ya bu nasıl? Allah'ım. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün sizi biraz kızdırdım sanırım. Özür dilemek için geldim. Tabii kabul ederseniz. Anladım. Bir de Suat'ın doğum günüymüş. Ona ufak bir hediye aldım. Ama sorun olacaksa size verebilirim. Geç kendim vardım. Hadi. Teşekkürler.
Ay Koray abi hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlum nereden çıktı şimdi bu ya? Bilmiyorum. Ortamın tadı kaçtı resmen. Arkadaşlar Suat'ın yanında kavga istemiyorum. Kavga etmeyelim oğlum. Çocuklar arkadaşınıza hoş geldin deyin lütfen. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Suat al bakalım sana. Çok teşekkürler Koray abi. Rica ederim. Hadi Suat açsana hediyeni hadi. Hadi açalım. Hadi. Heyecanlandım. Aa! Bu da benden sana ufak bir hediye. Bu ne? Kendin bakarsın. Nasıl Suat? Beğendin mi? Çok beğendim. Çok teşekkürler ederim. Rica ederim. Büyüyünce abin sana gerçeğini alır. Tabii iyi bir transfer yaparsa. Bir de sen engel olmazsan. Hadi diğerlerini de aç. Hadi çocuklar. Gerçek hadi. Gerçek edin. Bu hediyeden sonra benim günü açma. Yo, bize hediye mi getirdin? Koray, o ne oğlum? Bugün kutuna mı gideceksin? Ne yapacaksın? Koray, büyük mü hissediyorsun küçük mü abi? Söyle. Ya da en iyisi istiyorsan Hamdi Bey'i arayayım ben senin için. Bak benim aram bayağı iyi, güzellik yaptırırım sana. Oğlum belki Amerika'ya gidecek diye eşyalarını falan toplamıştır. Birazdan içinden daha söz çıkacak bence. Millet! Beni dinleyin. Ya oğlum, Koray. Bırak sen şu kutuyu geç otur yerine. Bak Hayat Hoca gelecek şimdi kızar vallahi ben sana söyleyeyim. Hayat Hoca'dan önce benim size vermem gereken bir ders var. Size söylemiştim. Ben gidersem sessiz sedasız gitmem. Fırtınayı kopartıp öyle giderim. Ya oğlum senin kopartacağın fırtınadan ne olur ya? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın ya. Geç yerine otur hadi. Birazdan burada kıyamet kopacak. İddia giren var mı benimle? Ne dersin Aragaz? Yalnız aslan parçası. Ben kazanacağım garanti olan iddialara girmiyorum. Çünkü biliyorsun abi çok sıkıcı oluyor. Haklısın kardeşim haklısın. İşte sizi bu kendinize aşırı güvenmeleriniz yaktı. Halbuki yerinizi bilseydiniz hiçbirinize dokunmadan giderdim buralardan. Ama siz kaşındınız. Bana da kaşımak düştü tabii ki. Ya sen mi bizi kaşıyacaksın Koray? Kes tatavayı ya. Yani misafirsin, yolcusun diye bir şey demiyoruz ama... ...sen de çok sıkıcısın be abi. Net. Çok sıkıcıyım öyle mi? Birazdan çok eğleneceğiz ama. 10 be hayatında görmediği eğlenceye tanık olacak birazdan arkadaşlar. Koray, hayatımda gördüğüm en sıkıcı adamsın. Bak bak, ne oldu bana bak. Güzel. Mükemmel sanıyorsunuz değil mi kendinizi? Ha? Zengin değilsiniz belki. Ama gönlünüz zengin. Hep öyle dersiniz ya. Asla ulaşamayacağınız hayatları eleştirirsiniz. Zenginler sizin için kötüdür. Ama siz iyisinizdir. Onlar yalancı, bencil, namussuz... Kötü kalpli insanlardır. Ama siz... Siz her zaman dürüstsünüzdür. İyi kalpli, açık yürekli ve iyi niyetlisinizdir. İşte ben bugün bunun bu şekilde olmadığını göstereceğim size. Hepinizin sırlarını tek tek dökeceğim ortaya. Ha bu arada... Sizinle ilgili sırları sadece bir günde öğrendim. Yani biraz daha zamanım olsaydı kim bilir neler bulurdum. Evet, Abidin, seninle başlayalım.
annen evleri temizliğe gidiyormuş. Aynı zamanda plazalarda tuvaletleri temizliyormuş. Yani başkasının pisliğini temizleyerek geçiminizi sağlıyorsunuz, öyle mi? Neden bunu arkadaşlarından sakladın, Abidin? Ben bunu arkadaşlarımdan saklamadım ki. Annem temizlikçi, evet. Evlerde temizlik yapıyor. İş yerlerinde tuvalet temizliyor. Hatta ben bursta okuyorum. Durup dururken kürsüye çıkıp annem temizlikçi diye bağırsa mıydım yani? Bundan gocunmuyorum ki. Hem ne olursa olsun çalışmak erdemdir. Bence bunu bir ara sen de dene Koray. Bravo. Eyvallah. Sen Loşko. Baban iş yerindeki bütün parayı zimmetine geçirmiş. O yüzden de işten kovulmuş. E söyleseydin de 3-5 para toparlardık işsiz baban için. Söylemediğimi nereden biliyorsun? Bu sınıfta senin dışındaki herkes bunu bilir zaten Koray. Evet, benim babam işten kovuldu. Ama senin dediğin gibi zimmetine para geçirdiği için değil. Zimmetine para geçirenleri ihbar ettiği için kovuldu. Delikanlı bir adam olduğu için kovuldu. Ve ben babamla gurur duyuyorum sonuna kadar. Sen bundan anlamazsın Koray. Vay be. Peki, öyle olsun. O zaman hiç kimsenin bilmediğine emin olduğum sırdan bahsedeyim size arkadaşlar. Ama bunun için biraz hazırlık yaptım. Bir saniye. Ne oldu Koray? Gelin oldun gidiyor musun? Yalnız sana çok yakışır o ha. Vallahi beyaz açar seni. Günay. Hayat Hoca da geldi, kadro tamamlandı. Ne oluyor? Hocam, 10 beğenin kirli çamaşırlarını döküyoruz ortaya. Siz de tam yerinde geldiniz. Hatta en eğlenceli sahnesinde geldiniz. Bu elimde görmüş olduğunuz gelinlik yakın zamanda bu sınıftan bir kız arkadaşımızın üzerinde olacak. Aslına bakarsanız bu kız arkadaşımızla hiçbir sorunum yoktu benim. Ama bana pis bir iftira atınca dikkatimi çekti doğrusu. Hiç anlamadım. Ama biraz araştırınca gelinliğin sahibinin sırrının ne kadar büyük olduğunu görmüş oldum. Zeynep. Arkadaşlarınla paylaşmayacak mısın bu sırrı? Evet arkadaşlar, Zeynep arkadaşımız yakında evleniyor. Onur, bu arada Zeynep'in düğününde mutlaka çalmalısın. Hatta ikiniz düet yapın, çok güzel olur bak. Benden bu kadar. Amerika yolcusu kalmasın. Bay bay. Alo. Murat Besin Cerrahgil'le ilgili bir ihbarda bulunacak.
Zeynep. Doğru mu kızım? Ha? Doğru mu bir tane? Koray. Koray, ne yaptığını sanıyorsun sen? Sana demedim mi ben arkadaşlarıma zarar verme diye? Ne yaptım ki? Sadece gerçekleri çıkardım ortaya. Yalan yok, kumpas yok. Sadece gerçekler var. Ya sen insanların hayatlarını deşmek zorunda mısın? Mahvoldu kız. Sevda, beni oyalama. Daha işim bitmedi. Son bir kişiyle daha görecek hesabım var. Koray! Koray! Bak, böyle bir şey varsa ya... bana söyleyebilirsin bir tane. Üzme bana. Ha? Bana söyleyebilirsin, ben sana yardım edebilirim. Elimden ne geliyorsa yaparım. Ailem mi zorluyor seni? Ha, bir daha. İyi olduğunu anlayabilmem için bana lütfen cevap ver. Koray'a da geç kalıyoruz, uçağı kaçırmayalım. Abi, şu Amerika mevzusunu biraz daha düşünsen olmaz mı? Daha önce defalarca konuştuk. Konu kapandı. Nokta. Abi bak, emin misin? Koray. Zeynep. Murat Besim Cerrahgil. Buyurun benim. Hakkınızda ihbar var. Bizimle emniyet müdürlüğüne kadar gelmeniz gerekiyor. Tamam, kardeşimi havalimanına bırakıp geliyorum. Şimdi. Geleceğim dedim ya, kardeşimi bırakıp geleceğim. Şimdi kardeşim. Abi ne oluyor ya? Abi. Abi ne oluyor? Beyefendi. Hayat Hanım.